kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Biz yarış aracı hazırlıyoruz. Amerika'da katıldığımız içten yanmalı motor yarışlarına katılıyoruz. Formula SE adında. Geçen yılki öğrenci arkadaşlarımızdan devraldığımız aracımızda öncelikle bu yıl yaptığımız revizyonlardan bahsetmek istiyorum. Şasimiz sorunlu bir şasiydi. Yarış kurallarına aykırı kaynak işlemleri vardı. Biz öncelikle bunu düzelttik. Geçen yıl kullandığımız kabuk maalesef talihsiz bir kesim işlemine uğramıştı. Onu düzelttik ve şu an boya aşamasında -4'te laboratuvarda sergiliyoruz aracımızı. Motorumuzda elektronik ve mekanik arızalarımız mevcuttu. Biz mekanik arızaların tamamını giderdik. Elektronik anlamdakileri de gidermek üzereyiz. Gösterge panelimizi yeniledik. Ayrıca yarış koltuğumuz karbon fiberden yapıldı ve neopren yanmaz malzemeyle kapladık bunu. Ayrıca bu yıl aracımızda yenilik olarak Atılım Üniversitesi tarihinde bir ilk olarak ilk defa tamamı öğrenciler tarafından yapılan kompozit malzeme üretimini gerçekleştirdik. Burada aracımızdaki geliştirmemizin değerler üzerinde sonucu var. Detaylı CFD testlerini de Furkan arkadaşım size anlatacak. Bunlar bu sene eklendi araca. Tasarımları bu sene yapıldı. Görsellikten yana sıra birçok teknik veriyle uğraşmamız gerekti. Bu konuda bilgisayardan yardım aldık. Prototip üretmek hem pahalı hem de uzun süren işlem. Şu şekilde görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bilgisayar üzerinden gördüğünüz gibi bunlar bizim ürettiğimiz foiller. Bunu yaparken birçok literatürden faydalandık. Önceden yapılmış işlerden ilham almaya çalıştık. Bilgisayar üzerinden testlerini yaptık, akışları izledik. Yani burada spoiler'ı görüyoruz, çok güzel, hoş duruyor ama işte bu hangi açıyla duracak, bu neden orada? Bunların hepsi hesaplanması gerekiyordu. Bu hesaplar sonucunda ilk prototipimizden %10'a kadar bir verimliğe ulaştık. Şu an 4'e 1 aracın yere basma oranı. Bu bizim için çok önemli çünkü biliyorsunuz yarışlarda virajlar çok önemli, süre bazında özellikle. Bizim de virajlarda yol tutuşuna ihtiyacımız vardı. Bu spoilerlarla bunu başarmayı hedefliyoruz. Peki biraz da yarış hakkında bize bilgi verir misin? Şimdi Amerika'da yapılan Formula SE yarışı ciddi bütçe gerektiren ve sadece öğrencilerin yaptığı bir araçlarla yapılan bir yarıştır. Ve bu araçları gerçekten de ciddi bir emekle yapmak gerekiyor. Çünkü uyguladıkları testlerin sadece %30'luk kısmı yarışın kendisine dair bir şey. Çünkü bu %70'lik kısım araçların işte o kadar çok mekanik ve elektronik olaraktan testleri var ki yani bunların hepsinden güzel notlar alınması gerekiyor. Bu yarışa yaklaşık 120 kadar okul katılıyor tüm dünya çapında ve hani gerçekten çok çok iyi hazırlanmak gerekiyor. Dokümantasyon olaraktan da, mekanik olaraktan da, elektrik olaraktan da ciddi bir performans gösteren bir araç elde edilmesi gerekiyor. Ve ciddi sponsorlara ihtiyaçlar duyuluyor. Biz bu sene gitmeye şansımız olmadı ama umarım ileride diğer yapacak olan arkadaşlara biraz da olsa yardımcı olduk. Biraz da olsa bir şeylerini hazırlamaya çalıştık. Bizim yaptığımız işlerin üzerine bir şeyler ekleyerek umarım ileride de başarılı olurlar ve Atılım Üniversitesi'ne gerekli başarıları getirirler. Çok teşekkür ediyoruz.